Peki ana haberin ilk üç gündeminden bir tanesiydi. Aslında tamamen gündemden çıkmıştı ama şimdi dördüncü doz aşı randevuları da açıldı. Gündeme tekrar girdi. Koronavirüsten bahsediyorum. Yani Covid'den. Ve hatırlatma dozu için randevular açıldı. Artan vaka sayısına karşı Profesör Doktor Hakan Oğuztürk'le bir konuşalım. Efendim merhaba, hoş geldiniz ana habere. Merhabalar, teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi bayramlar. Sağ olun, sizlerin de bayramını tebrik ediyorum. Kabus geri mi dönüyor Hakan Bey? Evet, aslında bir tedirginlik var ama net konuşmak gerekirse kabus geri dönüyor demek çok da iddialı bir cümle olur. Hı hı. Ama tedbirlerin de bir miktar hayata tekrar yansımasının olduğu bir süreç bizi bekliyor diyebiliriz. Peki, şimdi mesela uzmanlara bakıyorum. Uzmanlar başta maske olmak üzere birçok önlemin aslında geri gelmesini savunuyorlar. Biz burada 2 yıl boyunca böyle haber tartışma programlarında, buradaki haber kuşaklarında hep Covid programları yaptık biliyorsunuz. Hep başlıkları açtık herkes gibi. Şimdi diyorlar ki Türkiye'de resmi veriler günlük 8 bin vakaya işaret etse de iyimser tahminler 20 binleri dillendiriyor. Mesela ben geçen haftalarda Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ı aldım. Mehmet Ceyhan dedi ki, evet dedi, yani yine tekrar önlemleri almalıyız, maskeyi takmalıyız. Yani Eylül ayında pik yapmamak için, Eylül ve Ekim özellikle okulların açıldığı dönemde pik yapılmaması için yaz aylarında da dedi mutlaka tedbirler alınmalı, önlemler olmalı. Mesela Profesör Doktor Mehmet Ceyhan şu cümleyi de kurdu. Açıklananın 40 katına da şaşırmamalı dedi aslında. Şimdi bugün mesela vaka sayılarına bakıyorum. Bugün için genel anlamda vaka sayılarında bir artış var. Sağlık Bakanı da çıktı, uyardı. Yani sizin öncelikle ben öngörünüzü almak istiyorum. Biz dördüncü doz aşı vaka artışını falan durdurumu bunların hepsini konuşacağız. Kimler önce aşı yapmalı bunları da konuşacağız. Ama öngörünüzü almak istiyorum. Yani bundan sonrasına dair. Çünkü 20-26 Haziran tarihleri arasında 26.635 olan vaka sayısı bir haftada iki katına çıktı. 27 Haziran 3 Temmuz haftasında 57.113 oldu. O yüzden ben size kabus geri mi dönüyor diye bir soru sordum. Evet Hülya Hanım, vaka sayıları tüm dünyada arttığı gibi bizim ülkemizde de arttı. Bunu zaten rakamlar bizlere gösteriyor. Ama vakaların artması kabus anlamında bize yol gösterecek tek kriter değil. Hı hı. Başka kriterlerin de gündemde olması gerekiyor. Bunlardan birincisi de vakaların artmış olmasının hastaneye yatış ve tedavi anlamda bir yük getirip getirmediğinin sorgulanması. İkincisi, hastalanan kişilerin ağır seyredip seyretmedikleri ilgili bir sürecin net olarak açıklanması. Dolayısıyla bu üç parametreyi, bir vaka sayısı artışı, hastalığın ağır seyretmesi ve hastanelere yük konusundaki bu kriterlerin net şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Birincisi, tamam, sizin de söylediğiniz gibi dünyada da artıyor, vaka sayıları arttı. Çünkü yeni varyantlar bunda bizim için en önemli risk faktörüydü. BA4 ve BA5 tüm dünyada vaka sayılarının artmasına sebebiyet verdi. 110'un üzerinde ülkede şu an itibariyle vaka sayılarının artışı resmi kayıtlarla açıklanmış durumda. Bu evet. Ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Neticede BA4 ve BA5 gerçekten diğer omikron alt varyantlarına göre bulaştırıcılık anlamında çok daha risk oluşturuyor. Çok daha risk İnsanlara... derken, risk oluşturuyor derken hocam biraz açın onu, ne olur. Daha kolay bulaşıyor. Bu hastalığa insanlar tarafından spike protein dediğimiz insanlara bulaşta en önemli rol oynayan o bölgelerdeki mutasyon, yani değişiklik, maalesef virüsün lehine bir süreci aktive etmiş durumda. Şunu net olarak kabul etmek gerekiyor. Hep başta dedik, bu RNA virüsleri mutasyonları yaşamları boyunca devamlı bir şekilde devam ettiriyorlar. Yeni mutasyonlar da virüsün yaşaması için virüsün lehine bir süreçte karşımıza çıkıyor. Virüsün lehine olan bir durum maalesef bizlerin de aleyhine oluyor. Ama şunu da kabul etmek gerekiyor. Yeni varyantların daha ağır olduğu, insanlarda daha şiddetli seyrettiği veya daha ölümcül olduğuna ait elimizde net bir veri yok. Şu ana kadarki açıklamalar da bunun bu şekilde olmadığını net olarak gösteriyor. Kesin olan şu, bulaştırıcılık olayı bu yeni varyantlarda artmış durumda. Dünyada vaka sayıları artıyor ama hastalık daha mı ağır seyrediyor?
Buna ait elimizde net veri yok. Nasıl hastaneye mesela yatış... siz acil tıp kliniğindesiniz? Evet. Yani siz akut hasta bakıyorsunuz. Her gün hastanedesiniz. Nasıl mesela son durum? Hem yoğun bakımlar, evet, acil çok klinikler net söyleyeyim. Nedir? Evet. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği ülkemizde COVID'le mücadelenin merkezi olmuş durumdaydı. Tabii. Şu an dahi Türkiye'nin birçok yerinden COVID vakaları geliyor. Ama şunu samimiyetimle söyleyeyim ki ağır vaka sayısı, Türkiye'nin birçok yerinden gelen ağır vaka sayısı vaka artışıyla korele, doğru orantılı bir şekilde artmış değil. Evet, birkaç hastanın daha ağır bir şekilde bize geldiği ve yoğun bakıma veya servislere yattığını söyleyebiliriz. 2 hafta önceye göre, 3 hafta önceye göre artan bir vaka sayıları var. Ama bunu bir kıpırdanma, hafif artış şeklinde samimiyetimle ifade edebilirim. Ama o korelasyonda kesinlikle bulaştırıcılığın da etkin olduğu vaka sayının artışı ön planda. Hastaneye yatış oranı vaka sayısının artışındaki gibi çok yüksek bir durumda değil. Tamam. Evet. Siz kaç aşı yaptırdınız Hakan Bey? Ben 4 aşı yaptırdım. İkisini söylemek istemiyorum. İkisi Sinovac'tı, evet, muhtemelen. Çünkü hekimler önce Sinovac oldular. Daha sonra evet. BioNTech oldular. Peki şimdi mesela bu hatırlatma dozu var. Sayın Bakan da Fahrettin Koca da bahsetti. Yani bu vakalar bir taraftan artıyor. İşte bir diğer taraftan sizin dediğiniz gibi en önemli mesele vakaların artması. Vakaların artmasıyla birlikte bunlar işte farklı parametreler var dediniz. Yani mesela bir tanesi de yeni bir varyanttan işte en çok korkulan da o. Ve virüsün lehine aslında birçok şey işliyor. Şimdi bütün bunlardan anladığımız bir aşı gündemi tekrar olacak galiba. Yani bir hatırlatma dozu da açıldı. Şimdi hatırlatma dozunu kimler öncelikle yaptırmalı? Yani tavsiyeniz mesela ne yönde? Yani herkes şimdi gidip aşısını yaptırmalı mı? Ya da mesela şunu mu dersiniz bir hekim olarak ve bu işin uzmanı olarak? Ya Hülya Hanım hayır, yani herkes aşısını yaptırmasın. Öncelikli olanlar şunlar şunlar şunlar. Herkes ise, diğer grup ise sonbaharı beklemek çok daha uygun olur mu dersiniz? Biraz bize aydınlatın bu konuda. Benim şahsi kanaatim, hem acil tıp kliniğinde ihtisas yapmış olan hem de mikrobiyoloji, parazitoloji, temel klinikte eğitim almış birisi olarak kesinlikle risk altındaki, ki bunlar kanser hastaları, şeker tansiyon gibi kronik uzun yıllardan beri hastalığı olan kişiler, kanser hastaları, 65 yaşın üzerindeki hastalar, kalp hastaları, tansiyon hastaları. Sistemik rahatsızlığı olan ve bu anlamda ciddi anlamda ilaç kullanan kişiler, 50 yaşının üstünde riskli işlerde çalışanlar, örneğin toplumla direkt bir şekilde iletişime geçen sağlık çalışanları ki bunlar risk altındalar. Bana ya da toplu göre, taşıma, sağlık çalışanları bir taraftan bir diğer taraftan her gün işine gidip gelmek durumunda kalan, ekmeğinin peşinde olan milyonlarca insan geldi. Var. Değil mi? Toplu taşıma. Örneğin, peki hamileler hocam? Onlar da ciddi anlamda, fizyolojik anlamda bağışıklıklarının azaldığı bir süreç yaşıyorlar bu hamilelik periyodunda. Evet. Tabii ki onların da uygun görülen zaman aralığında aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Evet. Şunu bizim artık kabul etmemiz gerekiyor dünya toplumları olarak. Aşılar biz insanlara ömür boyu COVID-19 hastalığı için diyorum. Çünkü bazı aşılar ömür boyu koruyuculuk sağlıyor. Şu anki Ar-Ge sonucunda üretilmiş olan bu aşılar ömür boyu koruyuculuğa sahip değil ve bizim en az 6 ay bir süre bu aşıdan faydalandığımız bir gerçek. 6 ayı geçmiş bir durum varsa maalesef virüs ile tekrar karşılaştığımız zaman bu aşıların bize katkı sağladığı antikor seviyesi başta olmak üzere bağışıklık mekanizmamız tam bizi koruyabilecek bir düzeyde kalmıyor. Evet. Bağışıklık azalıyor. 6 ayı geçen kişilerin gönül rahatlığıyla aşısını yaptırması gerekiyor. Evet. Ve dediğimiz gibi az önceki risk durumundaki kişilerin de burada hiç tereddüt etmeden aşıya koşmaları gerekiyor. Onun dışındakiler sonbaharı mı beklesinler? Yoksa benim şahsi kanaatim, tabii ki diğer insanların da Sağlık Bakanlığımız tarafından da zaten resmi ve bilimsel açıklamalar yapılacaktır. Ağustos sonu ve Eylül'ün başını ben önemsiyorum. O tarihten sonra yine insanların hem okulların açılacağı bir dönemi, tekrar insanların tatillerden dönüp toplu olarak daha fazla çalıştıkları ortamlarda zaman geçireceklerinden dolayı riske girmeden
o tarihlerde hatırlatmak Oysa olsun o tarihleri aşılarını bekle, yaptırmak o tarih, gerekiyor. yani o insanlar da niye sadece mesela kritik durumda olan insanları sayıyoruz ki hocam? Yani tatil dönemindeyiz, herkes kalabalık yerlerde, vaka sayısında artış var. Yani hatırlatma dozunu bir taraftan koruyucu olduğunu da düşünürsek aslında herkes yaptırmalı belki de. Yani sadece risk Buradaki temel grubundakiler değil. kriter, Çünkü Hülya Eylül'de bu Hanım, sefer pik yapacak. Daha farklı bir şeyle karşı karşıya kalacağız belki de. teorik olarak sonbaharda daha önceki iki sezonda da vaka sayılarının ciddi anlamda artış gösterdiğini biliyoruz. Tabii. Kesin olan şu, virüs tamamen aramızdan ayrılmadı. Pandemi bir miktar vaka sayılarının azalmasıyla geri plana itilmiş olsa dahi virüs aramızda dolaşmaya devam ediyor. Pandemilerin de hemen böyle bıçak sırtı gibi bir anda kesilip gitme Mümkün durumu değil. söz konusu Tabii. olmadı tarihsel anlamda. Ama sizin dediğinize cevap olarak şunu söyleyebilirim. Son aşısından sonra 6 ay geçmiş insanlarımızın aşıyı Yaptırması aklına gerek. getirmekte Tabii. fayda var. Peki mesela diyelim ki hatırlatma dozu geldi bana. Ben şimdi yarın gideceğim. Aşımı olmak istesem olabilir miyim? Sistemden kontrol edildikten sonra e-nabızda eğer sizin o sürenin geçtiğine dair buradaki verileri görüyorsanız gönül rahatlığıyla Evet. aşınızı olabilirsiniz. Bugün Ama giden çok arkadaşım hastanelerin... olmuş, çok çevremde insan olmuş. Mesela demişler ki bayramdan sonra gelin. Niye? Aşı mı yok? Bir sıkıntı mı Aşı var? var ülkemizde. Şu an itibariyle şunu net Var. olarak Niye öyle cevap söyleyebilirim veriyorlar ki o zaman belli bizim hastanelerde? hastanemizde iki aşı da var. Orada bence anlam karmaşası olmuş olabilir. Kendi hastanem adına konuşabilirim. Orada gönül rahatlığıyla aşı yapılabiliyor. Hem BioNTech hem Sinovac hem de TurkoVac konusunda Aşı var çünkü insanların tabii. tercihlerine göre yaptırmaları gerekiyor. Ama e-nabız üzerine düştükten sonraki o süreçte aşı 6 ay muhtemelen geçmemiştir. 6 ay Gereksiz bir geçmiş. tedirginlik E-nabıza da gerek yok. düşmüş. 6 ay da geçmiş. Gitmişler 9 ve 16 Temmuz aralığında. Şu an Bu, gelin itibariyle diye. Bugün konuya de ayın tam... 10'u gitmişler ve şöyle cevap almışlar mesela İstanbul'da belli hastanelerde. Bayramdan Evet. sonra gelin. O hastane sistemine düşüp düşmediği konusunda net bir veriye sahip değilim ama kesin olan şu ki 50 yaşını geçmiş ve riskli hastalığı olanlarda bayram sonunu dahi beklemeden bugün itibariyle 10 Temmuz itibariyle aşılarını yaptıranların olduğunu da ben biliyorum. Ama neticede bir gün, iki gün gecikmek bizim bağışıklık anlamında çok da bir sıkıntıya sebebiyet vermeyecek. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Evet, aşı önemli. Bizim koruyuculuk anlamında toplumun şu an itibariyle %80'in üzerinde bir bağışıklık sağlanılması durumu söz konusu. Bunun devam ettirilmesi gerekiyor. Ama devletlerin bu pandemilerde üzerine aldıkları görevler tüm dünyada yaklaşık bir yıldır bireysel tedbirlerin ön plana çıkardığı bir şekilde sürecin, prosesin ilerlediğini biliyoruz. Bu anlamda kişilerin bireysel tedbirlere dikkat etmesi, COVID'a ait Bu bireysel bilinmeyenlerin şu an... tedbirlerin içine maske giriyor mu? Çünkü maske artık unuttuk. Vaka artışları böyle Evet. giderse yine maskeli günlere dönüş olur mu? Yani Sayın Bakan sizce ileride açıklar mı artık maske takmak zorunlu gibi bir açıklama olur mu? Eğer Eylül'de pik olursa bu bireysel tedbirler deyince akla ne geliyor? İşte temizlik geliyor, maske geliyor, mesafe geliyor. Artık ezberledik bunları. Ama işte bu aşıları da yaptırdıktan sonra vaka sayıları da düştükten sonra biz algı olarak şeyi de satın aldık yani artık korona bitti gibi, maskesiz günlere geri döndük, rahatladık gibi. İşte tekrar o yüzden ben de başa dönüyoruz. O yüzden ben size kabus geri mi dönüyor? Çünkü işte maskenin olması, mesafenin olması, annelerimizi, babalarımızı, büyüklerimizin gidip ellerini öpemediğimiz zamanlar oldu biliyorsunuz. Yani hasret kaldığımız zamanlar oldu onları korumak adına. O kadar çok şey yaşandı ki siz çok fazla meslektaşlarınızı kaybettiniz. Yani o sağlık çalışanları, o kahramanlar kayboldu. Yani bir profesör kolay yetişmiyor, bir hekim kolay yetişmiyor. Çok fazla vatandaşımız yani gerçekten bu süreçte vefat etti. O yüzden dedim ben de yine tekrar bunlar yaşanınca bir taraftan da maskeyi unuttuk. Yine tekrar o böyle maskeli günlere geri dönüş olur mu, mesafeli günlere geri dönüş olur mu? Bir taraftan korkumuz da o tabii. Evet, maske konusunda sizin de dediğiniz gibi maalesef geçmişi çabuk unutan bir hafıza yapımız var. Bunu biz maske olayında da pratikte görüyoruz. Kendi örneğimi vereyim. 2 yıldır hiç metroya binmemiştim. Geçen metroya bindim. Kısa mesafeli bir durakta inecektim.
İnanır mısınız, gençler dahil çok ciddi anlamda toplu ortam, insanlar yan yanalar ve maske takılmadığını, tek tük maske takanların Tabii. olduğunu gördüm, üzüldüm. Çünkü şu an itibariyle evet, tedbirlerin yasaklar anlamında ortadan kalktığı bir süreçte bireysel tedbirler konusunda toplumun bireysel hassasiyet gösterecek süreci devam ettirmesi gerekiyor. Maske eğer toplu bir ortama giriyorsak, kalabalık ortamda tanımadığımız insanların bulunduğu bir ortamda riskli mesafede bulunuyorsak takmamız gerekiyor. Bu zaten tamamen kaldırılmadı. Toplu taşıtlar veya işte Tabii, hastane tabii. ortamlarında sağlık çalışanları dahil biz hastanede hala maske takmaya devam ediyoruz. Bireysel tedbir konusundaki hassasiyet ve insanların aşı dozunun 6 ay geçtikten sonra tekrarlamasıyla ben sonbaharda karamsar bir süreç olmayacağı kanaatindeyim. Peki, Bu sonbaharda anlamda tekrar buyurun. konuşacağız o zaman sizinle. İnşallah öyle sizin dediğiniz gibi olur Sayın Oğuz Türk. Gerçekten öyle bir süreçle karşılaşırız. Çünkü çok sıkıntı çekti bu ülke. Bütün dünya keza aynı şekilde. Bunun bir de ekonomik yansıması oldu biliyorsunuz. Profesör Doktor Hakan Oğuz Türk, çok teşekkür ediyorum efendim ana habere İyi katkılarınızdan dolayı. yayınlar, çok sağ Sağ olun. olun, sağ olun efendim.